Geç şöyle geç. Geç. Bekle. Anlat ulan. Anlat. Öldürürler beni baba. Kim öldürür seni? Kim öldürecekmiş seni? Bak bana bak, bundan korkuyorsan eğer sakın korkma, konuş. Ben varım burada. Ben buradayken sana kimse bir şey yapamaz. Anlamadım yenge. Neyini anlamadın lan? Anlat diyor işte, anlat. Anlat. Beni kaçırmanızdan başla. Seni almak için iki araba evin oradan beri takipteydik. Önüne kırdık, seni durdurduk baba. Ha, şöyle devam et. Hı? Yanında bir de çocuk vardı. Oyun moyun bir şeyler söylüyordun çocuğa. Sizi aldık, gittik. Depoda bağladık sizi. Al işte, duy. Devam et, devam et. Aytekin abinin ölüm haberi gelene kadar sizi tuttuk orada. Amacımız cinayeti sana yıkmaktı baba. Caniler. Alçak herifler, öldüreceğim sizi. Aile ne yapıyorsun, tamam? Sakin ol, sakin ol. Devam et sen. Anlat. Annesi arıyor. Ver konuşsun. Uzatma. Sonra konuşalım mı anne? Sakın açık verme. Annenle konuşuyormuş gibi konuş. Tamam, dinliyorum anne. Fazla uzatmadan sorduğum sorulara cevap ver. Ne kadarını anlattın? Adımı verdin mi? Abi, anne hiç olur mu öyle şey? Aferin. Rıfat'ı biz kaçırdık dedin mi? Evet. Maalesef. Ama telafi edebilirim. Mecbur edeceksin. Şimdi inkar edecek olursan Aydın işkillenir. En azından adımı vermemişsin, bu güzel. Aytekin'i biz öldürdük dedin mi? Evet. Ama o kadar. Eğer dediklerimi harfiyen anlatırsan annenin canını bağışlarım. Tamam anne. Ölürüm ben senin için. Emret yeter ki. Hadi ulan, hadi uzatma, hadi. Önemli bir şey var da baba. Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Hı hı. Hı. Tamam. Gördün işte. Bak, anladın mı? Babanı ben öldürmedim. Hadi. Hı hı. Tamam anneciğim, anladım. Şimdi telefonu kapatmadan cebine koy. Koy ki dediğin her şeyi duyabileyim. Eğer tek kelime sektirirsen senin soyunu kuruturum. Tamam anne. Ellerinden öperim. Üf, ayda bir mi konuşuyorsunuz lan? Hadi. Konuşsana. Fuat mı öldürdü babamı? Bütün bunları Fuat mı yaptırdı size? Anlat. Anlatsana lan. Aynen, sen de ne sorup duruyorsun ya? Fuat'ın adamı bu işte. Kim yapacak başka? Yani yenge, bu adam Fuat'a çalışıyor dedik ya. Yani Fuat'ın adamı olduğuna göre demek ki talimatı Fuat'tan alıyor. Yok. Fuat abi yaptırmadı. Kudret abi ayarladı her şeyi. Kudret mi? Kudret kim? Kudret bu alemin Azrail'idir. İsmini andığı adam ölmüş demektir. Hani bir tek biraz Rıfat babadan, yani senden korkar ama. Tamam lan tamam, ne diyorsun sen be, devam et, anlat. Her şeyi Kudret abi ayarladı. Rıfat baban Aytekin abiye silah çektiği duyurunca fırsatı değerlendirmiş. Önce Rıfat babayı kaçırdık. Aytekin abi üzerine çekip Rıfat babayı sırayla onu vurmuş. Ben görmedim. Ama plan böyleydi. Aytekin abinin öldüğü haberi gelince de Rıfat babayı saldık. Pis osurlu katiller, öldüreceğim seni. Aylin, Aylin tamam. Of. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. Ulan sen Fuat'ın adamı değil misin? Kudret nereden çıkıyor? Baba, sen daha iyi bilirsin. Kudret abi emretti mi, kimin adamı olduğunun önemi yok. Mecbursun, yapacaksın. Ulan ben senin... Yalan söylüyorsun lan, yalan. Her şeyi Fuat planladı. Yalan değil baba. Fuat abinin hiçbir şeyden haberi yoktu. Hatta Fuat'ın haberi olmasın dedi Kudret abi. Aytekin'i babası gibi sever, engellemeye kalkar. Ulan ben senin... Var ya sen. Tamam lan, madem öyle... Niye böyle bir şey yaptırdı lan Kudret? Kimse Fuat'tan şüphelenmez diye herhalde. Onu bilemeyeceğim abi. Bu iş tamamdır robot. Yalnız bu sefer ucuz atlattık.
Az kalsın Aylin'i ebediyen kaybediyorduk. Ne olursa olsun o herifi bulup onun canını okuyacağım, geberteceğim onu. Tamam Aylin, tamam. Sana söz. Onu bulup hesabını soracağız, söz. Ne yapacağız bu adama? Bizimle gelecek. Anıl'ı almak için o lazım bize. Geç arabaya. Sakin ol. Matias. Çok özür dilerim senden. Gerçekten her şey için çok özür dilerim. Tamam. Tamam Aylin'cim, şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Sen eve geç, bizi orada bekle. Biz seni yolda taksiye falan bırakalım. Sakın evdekilere kimliğimden bahsetme şimdilik. Merak etme, hiçbir şey söylemem. Bekleyeceğim seni evde. Tamam.